Tabii arkadaşlar, bütün olaylar kontrollerle alakalı değil. Kimi olaylar formun kendisiyle alakalı arkadaşlar. Formda bir kontrol olduğu için onun da belirli olayları var. Örneğin, farenin form üzerinde hareket etmesi de bir olaydır arkadaşlar. Bu bir olayı tetikliyor ve o olaya karşılık gelen bir fonksiyon var. Tabii bir olay ekleyebileceğiniz gibi, mesela şöyle gösterelim. Kurcuda isterseniz bir olay ekleyelim ona. Şöyle gelelim. Başka bir fonksiyon yapacağım arkadaşlar, işimizi rahatlatsın diye. Void form elemanları oluştur diyelim. Bütün form elemanlarını oluşturan kodlar alacağım arkadaşlar. Bu metodun içerisine koyacağım. Sonra da kurucuda form elemanlarını oluştur diyeceğim. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştıracak. Gelmedi. Form elemanlarını oluşturan. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, bakın, farenin hareket etmesini sağlayan, farenin hareket etmesiyle tetiklenen olayın adı mouse move arkadaşlar. Ben eğer ki burada bir kontrol ismi vermediysem, görüyorsunuz kontrol kullanmadım solunda, yani kontrole ait bir mouse move değil bu. Bu pencereme ait mouse move. Ona artı eşittir dediğim zaman bakın hemen, pardon, neyse, yeniden artı eşittir yapmam gerekiyor. Harika. Bakın tab tab, bakın otomatik olarak oluşturdu. Şimdi burada arkadaşlar, fonksiyonun dikkat ediyorsanız iki tane parametresi var yine. Bakın, bu parametreleri kullanabilirsiniz. Şimdi olay şu. Burada bir olay var, mouse move olayı. O olaya karşılık çağrılacak fonksiyon pencere mouse move olacak. Ama arkadaşlar, bu fonksiyonu siz çağırmıyorsunuz. Bu fonksiyonu bakın şu form çağırıyor. Biz ondan kalıtım aldık ya, arka planda ne demiştim? Bizim kontrol etmediğimiz özellikleri var. Mekanizmaları var. Olaya karşılık çağrılacak fonksiyonu da o çağırıyor. Siz sadece hangisinin çağrılacağını belirtiyorsunuz. Çağrıyı o yapıyor. O yüzden bu parametreleri bir standardı var arkadaşlar, biz belirlemedik. Çünkü form hangi metodu çağıracağını biliyor, yani parametrelerini biliyor en azından. Bu parametrelerin ilkini arkadaşlar object sender demiş. Yani bu fonksiyonu çağıran kimse onun referansını gönderiyor. Diğeri ise arkadaşlar, mouse konumuyla alakalı olan bilgilerin saklandığı mouse event args dediğimiz bir sınıftan üretilmiş nesne arkadaşlar. Onun referansı geliyor. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? En içerisinde bakın işimize yarayacak şeyler var. Örneğin x var. Yani mouse'un x koordinatı. Aynı şekilde mouse'un y koordinatı var. Bakın bunları istersem pencerenin tekstine atayabilirim. Şuraya bir tane artı yapmam lazım string olması için. Bakın şimdi çalıştırırsam, gördüğünüz gibi bakın fare hareket ettiği an mouse move olayı oluşturuluyor ve o olaya karşılık gelen metot çağrılıyor. O metot da ne yapıyor? Kendisine verilen parametreden mouse'un x ve y koordinatlarını alıyor ve gördüğünüz gibi başlığa yazıyor. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. İyice kafanıza otursun diye. Yaptığımız her işlem fareyle klavyeyle belirli olaylar oluşturuyor. Bu olaylara karşılık çağrılacak fonksiyonları biz belirtebiliyoruz. Yani diyoruz ki mouse move olayına karşılık şu fonksiyonu çağır. Form sınıfı da içerisindeki kodlarda, form sınıfının içerisindeki kodlarda bizim yazdığımız fonksiyonu çağırıyor. Tabii fonksiyonu çağırırken arkadaşlar parametrelerini de vererek çağırıyor. Çünkü form gidiyor, mouse ile ilgili bilgileri alıyor. Bunları bir şekilde bizim fonksiyonumuza vermesi gerek ki biz kullanalım onu. İkinci parametreyi yerleştiriyor arkadaşlar. Biz fonksiyonu tasarlarken ikinci parametrenin dolu olduğunu düşünerek tasarlayacağız. Diyeceğiz ki bunun içerisinde fare koordinatı ile alakalı bilgiler var. Ve zaten ben onları aldım, text olarak çıkardım. Aynı şekilde bakın, mouse click de olabilir. Yani fareye tıklandığı an.
Ben onu mouse down diyeceğim arkadaşlar. Çünkü click bir kere tıklama oluyor. Ama down basık tuttuğunuz an devreye giriyor. Bakın onun için de çıktı. Bakın aynı parametre onun için de var. Görüyorsunuz mouse move event arc. Mouse event arcs. Onun içerisinde de x, y'yi alabilirsiniz. Burada ne diyelim? Fare tıklandı. Şöyle verelim. Bakalım şimdi ne olacak. Bakın. Gördüğünüz gibi fare tıklandı yazısı var. Basık tuttuğum zaman görüyorsunuz karşıma çıkıyor. Aslında bıraktığım zaman değişmesinin sebebi mouse move sürekli devreye giriyor. O yüzden şunu kaldırırsak bakın görmeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Mouse move arkadaşlar sürekli olarak devreye çıkar. Çünkü fareyi hareket ettirme şansınız çok az. Aynı şekilde arkadaşlar fare tuşunun kaldırıldığı an devreye girecek bir fonksiyon da verilebiliyorsunuz. Mouse up. Bakın onun içinde. Mesela şunu alalım. Fare tuşu bırakıldı diyelim. O da koordinatlarını verecek. Bakın. Bastım. Bakın buralarda geliyorum. Bıraktım. Gördünüz. Bastım. Bıraktım. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı. Tek yapmam gereken şey olayın ismini bilmek ve o olaya nasıl metot ekleyeceğimi bilmek. Zaten C Sharp bize çok yardımcı oluyor. Pardon, Visual Studio bize çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu kodların hepsini siz yazmanız lazım. Yani normalde internete girip şu fonksiyonların nasıl yazıldığını bakmanız gerekiyor ama sağ olsun Visual Studio bizim yerimize yazıyor. Tabii beleşçilik olmasını istemediğim için internette de nasıl alıştırılacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey mouse move'u araştırırsanız, mouse move C Sharp derseniz size karşılık olan fonksiyonu söyler. Tabi burada bilmemiz gereken şey, bakın olaylara karşı çağrılan fonksiyonların belli bir standardı var. Kafanıza göre bir fonksiyon tanımlayamazsınız. O yüzden bakın mesela mouse move'a karşılık gelen fonksiyon iki tane parametre alıyor. Genelde ilk parametre hep sender olur arkadaşlar. Yani bu fonksiyonu çağıran objenin referansı gelir. O obje kim arkadaşlar? Form'un ta kendisi. O çağırıyor çünkü fonksiyonu. İkinci ise olayla alakalı bilgilerin yüklendiği parametre arkadaşlar. Bizim olayımız ne? Mouse ile alakalı bir olay. O yüzden E dolu olarak geliyor. Arkadaşlar olayları tabi bilmeniz gerekiyor. Örneğin klavyenin tuşa basılması da bir olay. Mesela şuradan key down dediğiniz zaman bakın o da bir olay. Bilmeniz gerekiyor karşılığını. Ne bileyim key up da onu da bilmeniz lazım. Yani olayı bilmeniz gerekiyor. Hangi olayları kullanabileceğinizi. Bu zamanla oluşacak. Biz size göstereceğiz. Siz internetten araştıracaksınız. Hepsini zamanla öğreneceksiniz. Tabi hepsini bilmenize de gerek yok. İşinize yarayanları bileceksiniz. Çünkü çok fazla olay var. Diğer bir olay da arkadaşlar. Pencerenin çizilmesi. Yani pencerenin arka planının çizilmesi de arkadaşlar bir olay. Onun da siz gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz pencerenin çizilmesi işlemine siz de kodunuzu ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada bahsetmem gereken diğer bir şey var, onu unuttum. Şimdi biz bir olay fonksiyonu ekliyoruz. Evet ama neden artı eşittir ekliyoruz diye sormanız gerekir. Arkadaşlar direkt eşittir derseniz ne olur? Bakın izin vermiyor. Neden bunu yapmış? Bakın mouse move metodunun arkadaşlar mouse move olayına karşılık gelen zaten bir metot var. Zaten böyle bir metot var. Form içerisinde bu yazılmış. Siz o fonksiyondan sonra çağrılacak olanı belirliyorsunuz. O yüzden artı eşittir. Aynı şey paint için de geçerli. Yani arka planın çizilmesiyle de aynı şey geçerli. Normalde formun kendi çizim fonksiyonu var. Siz ondan sonra çağrılacak olan çizim fonksiyonunu belirtiyorsunuz. Bu sayede önce formun çizim fonksiyonu çağrılıyor, gerekli işlemleri yapıyor, sonra çizim fonksiyonunuz çağrılıyor. Peki çizim fonksiyonu nasıl çağrılır? Arkadaşlar paint denen bir olay var. Çiz demek yani bu. Buna yine artı eşittir derseniz o da paint metodunu yapacak. Bakın dikkat ediyorsanız yine bu da iki parametre. Burada arkadaşlar ikinci parametre paint event arcs yani çizme ile ilgili olan
gerekli bilgiler o parametrede yer alıyor. Peki çizim neyle yapılıyor? Arkadaşlar bakın, E içerisinde size verilen bir özellik var. Adı graphics. Siz bunu getirerek başka bir graphics'in içine atalım. Çizim aracı diyelim veya kalem de diyebilirsiniz. Ama kalem demeyelim. Tabii graphics'i tanımadı. Onu kütüphanesine eklememiz lazım. Şimdi arkadaşlar, çizim aracı sizin pencereye çizim yapmanızı sağlıyor. Tabii tek bir şartla arkadaşlar. Dediğim gibi paint olayına karşılık çağrılan fonksiyon içerisinde yaparsanız işe yarar. Yani burada çağrılması gerekiyor. Başka bir yerde işe yaramaz. Neden? Çünkü arkadaşlar form bütün çizim işlemlerini paint olayına karşılık gelen fonksiyonlarla yapıyor. Başka bir yerde yapmıyor. Eğer bunun içerisinde yapmazsanız çizimi kesinlikle ekrana çıkmayacaktır. Mesela ne tip çizimler yapabiliriz? Çizim aracını kullanarak arkadaşlar. Bakın bir sürü tarz var. Draw diyeceğim. Rectangle diyeceğim. Veya draw line diyelim en basiti. Bakın 3 tane parametre çıkıyor. İlk parametre bu çizginin çizileceği kalemi belirtmeniz gerekiyor. İsterseniz kendi kaleminizi direkt new ile oluşturabilirsiniz ama daha basit bir yolu var. Pens dersiniz. Var olan default varsayılan kalemleri getirir size bu. Nokta koyarsınız. Buradan bir renk seçersiniz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Black seçelim. Daha sonra da koordinatlarını vermeniz gerekiyor. Bakın bunu birçok farklı yolla yapma şansınız var. Çünkü draw line fonksiyonu aşırı yüklenmiş. Ben arkadaşlar şu versiyonu tercih ediyorum. Dördüncü olanı görüyorsunuz buradan. Bakın ilk koordinatın x-y'sini istiyor. İkinci koordinatın x-y'sini istiyor. Mesela ne diyelim? 10'a 10 olsun. 100'e 100 diyelim. Bakalım ne yapacak. Çalıştıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizimi yaptı. Başka çizimler de yapabilirsiniz mesela. Çizim. Draw rectangle diyelim. Pen. Pens. Blue diyelim. Gelelim. 300'e 300. Ha, pardon. Bakın bunda bir sürü aşırı yüklenmiş versiyonları var. Ben bakın her şeyi isteyenlere basıyorum. Int x, y yani başlangıç koordinatları. Genişlik ve yükseklik. Başlangıç koordinatları 300'e 300 olsun. Genişlik 100 olsun. Yükseklik de 100 olsun. Kare yapalım yani. Gördüğünüz gibi kare istediğim yerde çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sistemin çalışmasıyla siz birebir uğraşamıyorsunuz. Yani form sınıfının içeriğine direkt giremiyorsunuz. Tek yaptığınız şey formun çalışması için form çalışırken yaptığı işlemlerin arasına kendi fonksiyonlarınızı monte edebiliyorsunuz. Yani diyor ki form, tamam arkadaş ben çizim yapıyorum. İstersen senin çizim fonksiyonunu da bu arada yapabilirim diyor. Siz de kendi çizim fonksiyonunuzu veriyorsunuz. O yüzden program biraz garip görünüyor. Hatırlarsanız konsol uygulamalarında hep alt alta yazıyorduk. Çünkü bütün kontrol bizdeydi. Burada öyle değil. Burada kontrol tümüyle bizde değil. Kontrol formda arkadaşlar. Biz formun kendi işlerimizi yapması için ona bazı fonksiyonlar veriyoruz. Örneğin ne demiştim? Eğer ki fare hareket ediyorsa diyorum ki şu fonksiyonu çağır. Eğer ki farenin tuşuna basılıp bırakıldıysa şu fonksiyonu çağır. Eğer farenin tuşuna basıldıysa şu fonksiyonu çağır. Hep bunları söylüyorum. Ayrıca formun kurucu metodunu falan da tanımlayabiliyorsunuz. Yani genişliğini, yüksekliğini her türlü ayarını verebiliyorsunuz. Ama arka planda çalışan mekanizmayı siz dokunmuyorsunuz. O mekanizma otomatik olarak çalışıyor. Siz sadece mekanizmanın içerisindeki bazı dişlileri değiştiriyorsunuz diyebilirim. Kendi dişlinizi ekliyorsunuz veya. Takibi biraz konsol uygulamalarına göre tabii daha zor. Çünkü orada her şey alt alta gidiyordu. Burada biraz daha farklı. Zamanla oturur umarım. Çünkü pratik yaptığın zaman hiçbir şey zor olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizimi bu şekilde yapabiliyoruz. Çizim aslında daha da güzel yapılabilir arkadaşlar. Bunları bir sonraki videoda daha derin açıklayacağım. Şimdilik bu özellikler bence yeterli. Şimdilik kapatalım bu videoda.